Selam, masa üstünden ben Tuğba'yı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karakterimizi hemen hızlıca bakalım. Kafaya biraz zarar almışız. Varen baş karakterimiz, onunla oynuyoruz. Bir seviye atladık. Level 2'yiz. Silahlarımızı. Dagger seçtim. İkisine de birazcık hırsız, roguvari bir karakter yaratmaya çalışıyorum demiştim. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha derinlere iniyoruz ve cevaplar arıyoruz. Archives. Arşivlere geldik. Şimdi günlükleri okuyorduk ya, ayın 10'unda kalmıştık. Hemen ikinci parçasını da bir okuyalım. Bu günlükleri ilk okurken ben çok heyecanlanmıştım. Şimdi tekrar ediyorum. Ayın 14'üne geldik. 4 gün daha geçti. Bugün bütün mahalle, yani manastırın çevresindeki bütün insanlar toplandılar. İyileştirici çağırmıştık ya Menşer'den. İşte o hastalığı oraya yaymış. Gözlerinden kanlar akıyordu ve umutsuzca hastaydılar. Kimsenin dışarı çıkmamasını emir ettim. Ama bu sefer dışarıdakiler içeriye girmek istediler ve zorla girmek istediler. Birkaç kardeşimiz hayatını kaybetti ama onları kapılardan uzaklaştırmayı başardık. Fakat bu sefer de bizi içeride yakmaya çalıştılar. Dışarıdaki kalabalık. Ve ben de mecburen karantinayı kırmak zorunda kaldım ve sağlıklı olanlarımızı bile katakomplara, yani yer altına kaçmaya kaçırmaya çalıştım. Alevlerin arasından kaçtık fakat daha büyük alevlere doğru, yani yer altındaki karantinaya ayırdığı bölgeye doğru kaçmak zorunda kaldılar çünkü bir katliam yapılacaktı. Ondan uzak durmak istediler. Şimdi burada diğer şeyleri buluyoruz. Pyromantic skill'lerin ikinci kısmı. Geomantic skill'lerin ikinci kısmı. Bunları okuyarak o skill'leri de açıyoruz. Evet. Şimdi şu skill'ler kilitliydi ya. Mesela Geomancy'den de bazı skill'leri açtık. Bakın buraya kadar açıldı. Pyromancy de şuraya kadar açıldı. Kitapları yanıma almıyorum. Önceden yanıma almıştım. Çünkü değerleri 600 altın. Dikkat ederseniz. Şunları alalım. Belki satılır. Satmaya bir fırsatımız olur. Ama inventory çok doluyor. Inventory yeri çok kısıtlı. O yüzden yanıma almadım. Evet, günlüklerin üçüncüsünü de bulduk. Ama bu günlükte kanlarla kan bulaşmış üstüne. Evet, kan gözlerime giriyor ve bu kağıt gözlerime akıyor ve oradan da bu kağıdın üstüne damlıyor. Burada lanetlendik. Bu hain derinliklerde zaman bile farklı işliyor. Günleri unuttum. Aylar mı oldu? Haftalar mı oldu? Belki de yalnızca hayatta kalan benim. Her gece bazı görüntülerle lanetleniyorum. Mum ışığı sönmeye başladığında gölgelerin içinden figürler çıkıyor. Ve onların fısıltıları beni delirtiyor. Host ise bu duruma sessiz kalıyor. Bizim dualarımıza cevap vermiyor. Bize ihanet etti, bizi terk etti. Peki bu pisliklerle savaşmak için gereken gücü nereden bulacağım? O sözü bozmak için bir tedavi, sadece bir tedavi, bir çözüm arıyorum bu hastalığa. Burada nelerimiz var? Identification scroll'larımız var. Bunları biliyoruz zaten. Diablo'dan iyi biliyoruz. Unidentified objeleri identify yapabiliyoruz. Hemen bunların birini yapacağım, hatırlarsanız. Yüzük bulmuştuk. Yüzüğü identify yaptım. Watchful Copper Ring. Yine Diablomsu item eşya sıfatları karşımıza çıkıyor. Vision'ımız artı 2 arttırıyor. Damage Reflection, yani aldığımız hasarı karşıya vermek için de bize bir yansıtma veriyor. Hemen buradaki Disenchantment Scroll. Disenchantment Scroll cursed eşyaları temizlemeye yarıyor ama aynı zamanda pozitif enchantment'ları da temizlemeye yarıyor eşyaların üstünden. Bir identification daha ve bir tane de enchantment. Enchantment Scroll eşyalarımızı büyülü özellikler eklemeye yarıyor. Hemen buna yer açacağım. Ve gördüğünüz gibi inventörümüz şimdiden dolmaya başladı. Burada diğer skill'lerimiz var. Kılıçlı skill'ler, kalkanlı skill'ler. Eğer bunları geliştirmek istersek çift elli kılıç ve uzak menzilli silahlar için skill'lerimizi açıyoruz. Dagger skill'leri, gür skill'leri, balta skill'leri,
Pardon, dagger buydu. Şu neymiş? Sword, ha, kılıçların birinci skill'leri. Alt tuşuna bakıyorum. Almam gereken bir şey var mı? Yok ve devam ediyorum. Evet, tutorial burada bitiyor arkadaşlar. Buradan sonrası sizde. Hayatta kal ve diğer kata ulaşmaya çalış. Burada önemli bir mesaj veriyor oyunun geneliyle ilgili. Sen seçilmiş bir kişiyi, bir kahraman, süper güçlü birisi değilsin. Birçok düşman neredeyse seninle aynı güçte, belki de senden daha güçlü. İşte bu roguelike oyunların temel özelliği. Düşmanları çok iyi tanımanız gerekiyor. Riskleri nerede alacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Gözün kapalı bir şekilde düşmanların ortasına atılma. Çoklu düşmanlarla savaşmaktan kaçın. Ve şu şekilleri, nasıl diyeyim bunu, etrafındaki yapıları avantajına kullanmayı unutma diyor. Bu da oyunla ilgili bir bize ipucu veriyor. Bize bir taktik veriyor. Tamam. Fare bizi gördü, hostile olduğuna göre bize saldıracak. Alevim oraya yetişiyor mu? Yetişmiyor, range'imin dışında. Şöyle bir yaklaşayım. Ve oradan bir vampir daha çıktı. Hemen bakıyorum. Proseli Tormentor. Yine aynı ekibin vampirlerinden. O da beni gördü. Şimdi skiller devreye giriyor arkadaşlar burada. Her yaratığın skilleri var ama biraz sonra fark edeceksiniz ki birbirine benzemeye başlayacak. Şimdi Lacerate skilli aktif bir skill. Hemen ona dikkatimizi veriyoruz. Type target object, yani bize yapacak. Range de bir, yakından yapabiliyor. %70 az damage ile vuracak. Fakat %70 bleed chance ile vuracak. Yani bizi kanatmaya yönelik bir saldırı bu. Dolayısıyla yanımıza yaklaştırmak istemeyeceğimiz bir düşman bu. Bu özellik direkt aklımıza Darkest Dungeon'ı getiriyor. Darkest Dungeon'da kombatlar sabit bir arenada oluyordu. Ama bu oyunda roguelike'la karıştırıldığı için aynı zamanda kombat sırasında harita üzerinde hareket de edebiliyoruz. Yani dediğim gibi tam bir hibrit bir oyun. Çok hoşuma gitti o yüzden. Her oyunun güzel taraflarını almaya çalışmışlar. Bakalım başarılı olmuşlar. Vampiric Blood özelliği, bu da aktif. Bunun targeti yok. Kendine yapıyor bu. Kendini dolduruyor gördüğünüz gibi. %6 iyileşiyor. %12 enerji dolduruyor. Ve aşağıdaki efekti de 3 tur açıyor. Her vurduğunda kendi canını dolduracak. Vampir ya, ona yönelik bir özellik. Chain Strike yine bize yapacak bunu. Yine %75 az zararla vuracak fakat bizi %50 daze ve knockback şansı var. Yani bu arkadaşı biz elimizden geldiği kadar yanımıza yaklaştırmadan halledeceğiz. Hemen alevlerimi ona atıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yanıyor şu anda. Şeyi yaptık. O etkiyi verdik. Bunlar buradan gelecek. O bana yaklaşmadan hemen fareyi indireyim. Fare kolay olacak. Bu sırada cooldown'ımı bekliyorum. Alev cooldown'ımı. Yerimde bekleyeceğim burada. Fare bana yaklaşsın. Evet. Alevi ona atıp fare bana kaçırdı. Az önce bir etkisini aktifleştirdi. Vampiric Blood'ı. Fareyi yok ettik. Bu bize yaklaşsın istiyor muyuz? Şu cooldown'ın bitene kadar kaçmak istiyorum. Ki ona bir alev daha atayım. Ve yanıma geldi artık. Savaşmam daha mantıklı. %22 canı kaldı. Güzel bir vuruşla öldürebilirim. Ama Allah'tan o da beni kaçırdı ve özelliklerini kullanamadık. Yok ettik. Kurut falçın. Evet, inventörümüz hemen doldu. Beta'da eksikliğini yaşadığım bir durum. İnventörüm açıkken bu kılıcı elime almamı engelliyor oyun. Öyle olsaydı bunu elime alır buradakilerden biriyle değiştirebilirdim aynı Diablo'da olduğu gibi. Mesela şimdi ne kadar yer kaplayacak, ne kadar yer açmam gerek onu bilmiyorum. Şöyle kurut falçını alalım. 21 slashing damage var. Şundan daha iyi. Bunu atıyorum. Bu şimdilik burada kalsın. Değeri de 180 altınmış. Bakın satarız belki. Bunu şimdilik kullanmayacağım. Başka ne var? Identification'larımı geri alayım. Şuraya loot'a bakmıştım. Sihirli bir eldiven. Bunu hemen bir identify yapmak istiyorum. Ve curse çıktı gördüğünüz gibi. Arcane Resistance veriyor. İyi tarafı. Canımı da 4 arttırıyor. Curse'ü okumaya bile gerek yok. Enerji drain'i falan filan var. Şimdi bakalım disenchantment'ı. Buna yaparsam sadece curse'ü mü temizleyecek yoksa pozitif enchantment'ları da temizleyecek mi? Onu deneyelim. Hepsini temizledi gördüğünüz gibi. Sadece frost resistance kaldı. Tamam. Yine de takalım, bize faydası var. Onun cevabını bilmiyordum, öğrenmiş olduk. Sadece curse'ü temizler miydi acaba gibi bir merakım vardı. Hemen buradaki sandıkları falan kırıyorum. Tabii bu ses de çıkarıyor. Burası locked. Hemen pikliyorum. Evet, başardım. Şimdi şeyi unutmamamız lazım. Tuzak aramayı. Onu da arada bir yapmam lazım. Fare bizi gördü. Evet, fareyi öldürünce seviye atladık. Hemen giriyorum.
Agility ile Perception üzerine gidecektim ya. Ben bir tane de Strength vereyim. Yine de zararımız falan artsın. Ve ikincisinde Agility ile devam edelim. Skill'lerden şimdi Dagger'ları açmıştık ya. Aleve devam edebiliriz. Bu bir seçenek. Ama ben biraz da Dagger'ların üzerine gitmek istiyorum. Double Lunge 2 Dagger'ımda da vuruyorum. %28 damage bonusu var. %54'te kanatma şansı veriyor. Kanatma sanırım Dagger'ların yetenek ağacında önemli bir yer tutacak. İleriki skill'lere ben biraz göz atmıştım. Onlardan yola çıkarak. Şimdi eğer ikisi de isabetli olursa cooldown'u %50 azalıyor. Double Lunge'ı kullanmam için. Yani kendi kendini hızlandırıyor gibi. Eğer ikisinde de isabetli olursam. Skill point'imi buraya verdim. Şeyime geldi burası. Yetenek barıma geldi. Yukarıdan devam edebilirim. Yandan devam edebilirim. Şu yana bakmak istiyorum. Burası da kilitli. Açtım. Hop. Bir fare, bir yarasa. Yarasayı çok yaklaştırmayalım. Onu evet alt ettik. Oo, ikisini de kaçırdım fareye. Critical'da öldürdüm. Tamam, güzel. Şimdi bu odaya bir bakalım. Burada yatan cesetler falan var. Yani grafikler biraz basit görünse de piksel grafik olduğu için bunu siz canlandırarak olayın içine girebilirsiniz her zaman. Sandığı açtığımda Hunter Hatchet. Avcı baltası ve bir de Identification Scroll'umu alırım. Hunter Hatchet'i şimdilik alalım. Tamam, dursun. 46 aldanmış. Belki kullanırız. Şeyim ne durumda? Her yerim sağlam görünüyor. Şu anda bir sıkıntım. Oo, arkamdan geldi. Bir Proselyte Tormentor yetenekleri aynı. Suspicious diyor şu anda. Bakın, hostile değil. Bizden şüpheleniyor. Yani bizi görmedi şu anda ama ben stealth'i ilk oynayışımda çözemedim bu oyunda. Şu anda aktif var mı yok mu onu bilmiyorum. Stealth moduna nasıl geçerim? Sessiz nasıl yaklaşıp backstep yaparım? Bunları bilmiyorum. Daha henüz onları başaramadım oyunda. Ama şu anda zaten bizi görecek. Evet. Hemen dagger'larımla ikisiyle de vurdum. Cooldown'u düştü. 4'e düştü. Daha uzundu cooldown'ı. 8'di. 4 ile başladı. Daha seri vurabileceğim yani. Ve unidentified bir kılıç. Bunu mesela şöyle mouse'a elime alıp şununla yer değiştirmek isterim ama bunu atmak gerekiyor önceden. Onu alabilmek gerekiyor. Bu bir eksiklik olmuş. Bunu mail atarak bildirdim. Şimdi cursed. Evet, bu da lanetli. Skill Energy Cost. 22 sıra şıklı. Bunun lanetini geçirmeye gerek var mı? Var mı scroll'umuz? Enchantment'ımız var. Identification'ımız var. Bunu zaten lanetini geçiremiyorum. Şu anda değeri var. Ama bak, 228 altın yine değeri var. Kalsın. Şimdi bu arkamdan geldiği için arkamı sağlama mı alsam ilerlemeden önce? Bir tuzak araması. Evet, arkamdan hala geliyorlar. Fare yaklaşırken şunları, ok düştü. Önemli değil. Fare. Bakın, fareye bile bayağı kaçırıyoruz. Şimdi şuraya bir Varen Hopes for the Best, bir umut geldi. Bu da şeydeki Virtue'lar gibi Darkest Dungeon'da. Bu kendiliğinden geliyor. Böyle random bir şekilde geliyor. Fortitude'umuzu arttı, moral change'imiz, birkaç Received Experience'e %5 bonus aldık mesela. Daha fazla, daha hızlı level atlayabileceğiz şu anda. Şöyle şu odaya doğru bir ilerleyeyim bakayım ben. Oradan arkamdan hop, bu kimdir? Tormentor, aynı özellikler, tamam. Yine alev skillimle başlıyorum. Çift dagger'la saldırdım. Birisi başarılı olmadığı için cooldown 8'den başladı bu sefer. Ne kadar canımız kaldı? %53 kaldı onun. Ve kanatmışım bu arada. Şimdi Vampiric Blood'ı açtı. Kaçmaya çalışayım bakalım bana saldırabilecek mi kaçarken? Saldırıyor. Bu Attack of Opportunity gibi bir şey mi acaba? Provoking, evet. Attack of Opportunity, doğru. Demek ki engage olduktan sonra savaşmak daha mantıklı. Saldırıyorum ama birisi birine critical attı. Evet. Bize critical vurdu bu arada. Ve sonra Chain Strike'la bizi geri itti. %41 canda. Durumumuz ama şu anda iyi. Health, evet, canı az kaldı. Ne düştü? Undefined Sword. Yine büyülü bir kılıç düştü ama Identify'ımız var mı? Var. Şu güzel bir kılıç. Armor Piercing Crude Falchion. Bleed şans veriyor. Crit şans da %5. Ben bunu tabii ki şuraya
şu şekilde kullanırım. Shivi atıyorum. Burayı loot yapmıştık. Şimdi zararımıza bir bakalım ne durumdayız. Left hand ve left legimiz, sol el ve bacağımız zarar görmüş. Pain'imiz %14. Şimdilik iyi gibiyiz ama buralarda injury olmadan healing salları kullanmam onlardan daha iyi faydalanmamı sağlayacak. Çünkü bildiğiniz gibi injury olsaydı eğer daha az iyileştirecekti healing salvlar. Buradan devam ediyorum. Hop, eleman orada belirdi zaten. Bu değişik bir şeye benziyor. Immolated. Şimdi Immolated'ların özelliklerinden Willing Sacrifice kendini kanatarak diğerlerine güç sağlıyor. No target. Bunu kendi üstlerine yapıyor. Bunu yapan kişi her zarar aldığında yanındaki dostlarının da canını iyileştiriyor o şekilde. Böyle bir özellik. Immolation'da pasif bir özellikmiş. Öldüğünde yanındaki dostlarının canını dolduruyor ve onlara iyileştirme bonusları sağlıyor. Dolayısıyla bu elemanları yanında diğer dostları varken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yine alevle başlıyorum. Yaklaşacak. Ben de geri kaçıyorum bu sefer. Biraz çünkü canımız azaldı. Cooldownlarımı bekliyorum. Tekrar alev. Evet, zaten alevle öldü. Tamam. Buraya geldiğimizde buradan devam ediyor yine. Şuna bir bakalım. Bu odada bir tuzak arayacağım bu arada, yine unutuyorum. Tamam, temiz. Burada düşman yok gibi. Hemen lootlara bakıyorum, işime yarayan bir şey çıkar mı? Herbal Extract. Herbal Extract ne yapıyormuş? Intoxication artırıyor, tamam. Pain Resistance, Pain Change, Healing Efficiency, tamam. Acıya karşı etkili olur. Tamam, burada başka bir şey yok. Evet. Ve tuzağa bastık. Tuzağı bulamadık. Az önce Detect Trap yapmama rağmen tuzağı bulamamışız. Disarm yapalım. Ve bu arada bacağımız bir tuzağa basmakta hemen gördüğünüz gibi ciddi bir zarar aldık. Şimdi bunu yapacağız. Önce Splint'le bunu stabilleyeyim. Splint gördüğünüz gibi injury'leri çok iyi iyileştiriyor. Pain'imiz %16. Buna Healing Salve'la burayı iyileştirebilirim. Tekrar. Evet. Kendimi iyileştirdim. Yine bir tuzak araması yapalım. Bu nedir? Undefined Chest Piece. Bunu şu anda tanımlayamıyoruz. Bunu yanıma alayım. Dursun burada. Burada başka bir şey yok. Yine bir tuzak araması. Bir şey görünmüyor. Havuç düştü. Havucu hemen yiyelim. Biraz acıkmış olmalıyız. Hiç bakmadan havucu yiyorum. Çünkü bunlar zaten az bonus veriyorlar. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Burada ölülerle ilgili bir araştırma yapmışa benziyorlar. Çeşitli şeyler var. Kafesler var. There is a key for every lock. Evet. Tuzak olabilir mi? Baktık. Yok. Ölülerle ilgili bir araştırma yapmışlar ama niyetleri ne? Soporific Sponge. Neymiş bu? Pain change. -%5 pain. Puts you to sleep. Uyutuyor bizi. Bir ilaç. Pain'imiz %6. Bir deneyelim bakalım. 100. Uyuduk. Pain'imizi iyileştirdi mi? Hani pain pek iyileşmişe benzemiyor. 10 tur uyuyoruz. %6 idi pain'imiz. Gelişme oldu mu? %0'a düştü. Ha. Bizi uyutup pain'imizi azaltıyor demek ki. Güvenli bölgelerde bunu yapabiliriz. Bir tuzak araştıralım. Bir fare. Tamam, gel fare. Space'e turumu geçiriyorum. Ve fareyi öldürünce seviye atladık. Hemen buradan bir vitality vereyim. Birazcık bize destek olacaktır diye düşünüyorum. Vitality vücut gücümüz. Ve perception'a vererek devam ediyorum. Perception vision'la ilgili olduğu için tuzakları bulmakta faydalı olacak diye düşünüyorum. Skill'lerden dagger double lunge vermiştik. Deadly trick %24 damage bonusu ve %17 crit bonusuyla, şansı bonusuyla saldırıyor. Ve vurduğum damage kadar da enerjimi yiyor. Ve düşmanla yer değiştiriyorum. Ve bir sonraki tura da bana %100 kaçınma şansı veriyor. Güzel bir defansif hareket olabilir. Hem zarar verip hem defans. Quick Hands Passive. İkinci silah setin yine dagger'lıysa ona istediğin gibi
gidip gelebilirsin. Aynı zamanda dagger'la bir düşmanı öldürürsen bu yetenek ağacından her şeyin cooldown'ını düşürüyor. Bir. Bu güzel. Öldürdükçe hızlandıran bir şey. Şu deadly trick hoşuma gitti. Bu neymiş? Passive from the shadows. Unaware. Ha. Bunu neden vermemiştim ilk oyunda? Çünkü o stealth olayını çözemedim oyunda sessiz ilerlemeyi. Yani backstep yapabileceğim bir olasılık çıkacak mı çıkmayacak mı karşıma karar veremedim. O yüzden buna vermemiştim. %20 damage arttırıyor ve %20 armor piercing veriyor backsteplerde. Buna şimdi de vermeyeceğim. Şu deadly trick'ten ben devam edeyim. Deadly trick de skill tree'ime geldi. Evet, far. Oo, burada biraz kalabalık. Şurada kim var? Proselyph Flagellant. Flagellant Darkest Dungeon'da da vardı. Çok sevdiğim bir klastı. Vampiric Blood'ı biliyoruz. Lash Blessing bir targetine yapıyor bunu. Kırbaçlıyor targeti. Kendini ya da bir dostunu yapıyor. Eksi %75 damage ile vuruyor kendine. Ve Battle Rage çalıştırıyor. Bakın %25 damage ve crit şansı arttırıyor. Crit efficiency de %33. Yani birini kırbaçladığında sıkıntıdayız demektir. Bir de pasif özelliği var. Canı azaldıkça kendine bonuslar veriyor. Tamam. Şimdi. Burada durursam bana aynı anda iki düşman saldırabilir. O yüzden bir geri gitmek istiyorum ben. Şu şekilde. Çaprazdan saldırabiliyor muydu? Saldıramıyor galiba. Şunu uzaktan halledebilirsem güzel olur. Bir geri daha gideceğim. Evet. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Fareye dagger'larımla saldırıyorum. O ikisini de kaçırdım. Nasıl bir şey bu? Flagellant yarasayı kırbaçlayabilir. Şu neydi? Deadly Trick yer değiştiriyordu. Burada yer değiştirmek istemiyoruz fareyle. Fare tanklık yapıyor adet. Evet. Şimdi yarasa geldi. Yarasa da öldü. Baş başa kaldık. Şimdi Deadly Trick'imi kullanabilirim. Burada yer değiştirsek de önemli değil. Güzel bir damage verip enerji kaybederim ama zaten o damage %68'e düşmüş. Bir bakalım ne olacak. Evet. Ne yaptık? 15 zarar verdik. O kadar enerjimiz de gitti. Şimdi hareket edemiyor ve sağ bacağı şey oldu elemanın. Bakın, injury aldı o da. Immobilization var şu anda onda ve Battle Rage yapmış kendine. Onu %43 dedi, canı var. Şimdi immobilization var ya onda. Birazcık kaçsak mı bundan? Bize bir kere saldırır. Ha, saldıramıyor. Ondan biraz mesafe açıp immobilization bir tane daha var. Biraz daha kaçalım ve alevimizle yanımıza gelirse sıkıntı olacak çünkü. Rage'li. Buradan yeni bir düşman çıkabilir karşımıza. Orası da riskli. Kaç canı kaldı? 21. Artık bir kumar oynuyorum. Hop, eleman göründü. Fireman'ın da cooldown'ı doldu. Şöyle. Tamam. Bunu ortadan kaldırdık en azından. Bu kimmiş bu? Immolated. Bununla dövüşmüştük, evet. Tamam. Şu kaçışa doğru gideyim. Güzel. Skillerimi kullandım. %6 kaldı. Bunu da evet. Bir isabet daha. Elma düştü. Militia Flail elemanın kırbaçı düştü. Şu elmayı hemen bir yiyeyim. Başka bir zararımız yok gibi. Sandığa bakıyorum. Ok. Oo, Undefined Dagger çok güzel. Bir kumar oynayalım mı şimdi? Cursed mü, cursed değil mi mesela? Identification Scroll'da çıkmış yanında. Güzel. Hemen bakıyorum. Chilling Baselard. Of, 21 piercing damage. Damage'e bakın ne kadar farklı. Kılıç kadar neredeyse. Bleed Chance 2 güzel. Crit Chance yok. %1 o azalacak. Fumble chance'imizi azaltıyor. O güzel. Frost damage veriyor yanında. Şöyle dagger'ımı değiştiriyorum ben. Kılıcım kalsın. Yalnız burada bir de sülükler çıktı. Sülükler moralimizi düşürüyor. Böyle bir şeyi kullanmak zorunda kaldığımız için. Onun yanında body part kondisyonumuzu arttırıyor. Healing efficiency'mizi arttırıyor. Intoxication'ı da düşürüyor. Kanımızı yeniliyor ya. Yıllardır kullanılan bir tedavi yöntemi. Pain arttırıyor yalnız biraz. Bu da acil durumlar için yanımızda dursun. Sülük tedavisi. Değil mi? Shortbow vardı. Şimdi bir bakayım durumum. Durumum iyi şu anda. Böyle devam ediyorum.
Yukarıya doğru devam edeceğim. Bir tuzak arayalım. Bir şey yok. Şu sandığa doğru. Bu nedir? Brigand Dagger. Kılıcı değiştirsem mi acaba? Crit şans veriyor %2 çünkü. Kılıç %5 veriyormuş, kalsın. Şimdilik kalsın. Ne kadar çok dagger çıktı ya bu oyunda. İlk denememde bu kadar çıkmamıştı. Ah, iniş burada. Oradan devam edeceğiz. Tuzak aradım, yok. Lootları yapıyorum. Undefined chest piece. Of. Bunları ne yapacağız ya? Bunları hep yer açmak lazım. Botumuz var. Botu da bir identify yapsak ne güzel olurdu. Bunu da yanımıza alalım. Alabiliyoruz şimdilik. Şuna bakalım. Ne düştü? Antitoksin. Antitoksin açlık ve susuzluk artırıyor. Intoxication'ımızı iyileştiriyor. Dursun. Güzel. Faydalı. Şu açmadığım yerleri bir şey yapmak istiyorum ya. Alt kata inmeden önce oralara da bakalım. Hop. Kim geldi? Yine bir flagellant. Alevle başlıyorum. Tek başına olduğu için çok korkmayacağım. Hop. Dagger. Önce dagger'larım, sonra da... Evet. Güzel. Bunu hızlı bir şekilde hallettik. Tuzak arıyorum. Tuzak yakınlarda yok. Bakalım shelf'te ne var? Brigand Dagger. Geç. Lockpicks. Lockpicks'imiz var bizim şu anda. Nedense lockpick'in kullanımını azaltmıyor bakın. Users 3'te 3 ama sınırsız bir şekilde kullanabiliyorum. Fail olduğunda mı kırılıyor acaba? O zaman mı gidiyor şeyi? Bir tuzak arıyorum. Yok. Keçi peyniri. Keçi peynirine bakalım ne veriyor. Keçi peyniri hunger'ı %20 azaltıyor. Ne durumda? Hunger'ımız %8, thirst'ımız bir su içelim. Keçi peyniri dursun. Herbal extract'ı alalım biz. Tamam, burada başka bir şey yok. Evet. Devam ediyorum. Tuzak baktım. Yok. Burada nedir? Burada bir sunak var gibi. Buradan geçmemiştik. Yan taraftan geldi. White radish, beyaz turp. Çok fazla eşya çeşidi var oyunda demek ki. Buradan geçmemiştik. Başka gideceğimiz bir yer kaldı mı? Burada kalmadı. Tamam, burayı da açmış olduk. Geri dönüyorum. Evet, bu katı da bitirdiğimize göre diğer katı bir sonraki bölümde ilerleyebiliriz. Şöyle bir bakalım. Evet, titreşimler üst kattan geliyormuş. Üst katı doğru hareket etmem gerekiyor diyor. Ve sonuçları görmem için bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.